Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Bilindiği üzere koronavirüsü dolayısıyla derslerimize bir süre uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Bu zorlu süreci de sabır ve dualarımızla en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum inşallah. Bizler bu süreçte öğretmenleriniz olarak konularımızla alakalı kısa videolar paylaşacağız ve sizlerin de bu videoları takip etmenizi istiyoruz. 7. sınıf bugün 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 3. ünitesinin son iki konusunu beraber işleyeceğiz. Konu başlığımız bir peygamber tanıyorum, Hazreti Salih Aleyhisselam. Dilerseniz kısaca konularımızla ilgili nelere değineceğimizi belirtelim. İlk etapta Hazreti Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği kavimden bahsedeceğiz. Kaç yıllık peygamberlik yaptığını Salih Aleyhisselam'ın, daha sonrasında peygamberliği süresince ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını, halkına ne konularda nasihatlerinin olduğunu, göstermiş olduğu mucizeden ve halkının bu mucizeye karşı nasıl bir tutum sergilediğini, son olarak da bu kıssadan çıkarılacak derslerin neler olduğunu ifade edeceğiz. Salih peygamber Arap Yarımadası'nda bulunan Semut halkının Hicr halkı içinden olup kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Evet, Salih Aleyhisselam'ın Semut halkına gönderilmiş bir peygamber olduğunu görüyoruz. Semut halkının aynı zamanda Hicr halkı olarak da bilindiğini söyleyebiliriz. Hicr, Medine ve Şam yani Suriye toprakları arasında kalan bölgeye verilen bir isimdir. Aşağıdaki resme baktığımızda Salih Aleyhisselam ve kavminin yaşamış olduğu bölgenin kalıntılarından bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Medani Salih bölgesi diye bilinmekte bu bölge. Bugün dünya mirası olarak da UNESCO tarafından kabul görmüş olduğunu söyleyebiliriz. Semut kavmi güzel şehirlerde ve bol nimetler içerisinde yaşamışlardır. Verimli topraklar üzerinde yaşamış bir halktır. Aynı zamanda taşları ve kayaları oyarak çok güzel ve sağlam evler yapan, bu konuda da çok yetenekli bir halk olduğunu söyleyebiliriz. Zaten resime de baktığımızda kayaları yontaraktan evler yapabilme konusunda maharetli bir halk olduğunu görüyoruz. İnanç olarak ise Semut halkı önceleri Allah'ın tek olduğuna, bir olduğuna inanırken, yani tevhid inancına sahipken, daha sonra tevhid inancından sapmış olduklarını görüyoruz. Ahireti unutmuş, putlara tapmaya ve yeryüzünde fesatçılık ve taşkınlık yapmaya başlar hale gelmişler. İnanç olarak bozulan ve beraberinde ahlaki anlamda da bozulan bu topluluğa Allah-u Teala doğruyu bulmaları için Salih Aleyhisselam'ı uyarıcı olarak onlara göndermiştir. Ve 20 yıllık peygamberlik görevini yapıyor Salih Aleyhisselam Semut kavmine. Bu süreçte Salih Aleyhisselam birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor ama hiçbir zaman pes etmiyor. Davet ve tebliğinden vazgeçmiyor. Burası oldukça önemli. Hiçbir zaman pes etmiyor. Diğer peygamberlerde de biz bunu görüyoruz. Mücadelelerinden, davalarından hiçbir zaman taviz vermediklerini, tebliğlerini sürdürdüklerini görüyoruz peygamberlerin. Bizim de başımıza sıkıntılar gelebilir. Ancak bizlerin de bu peygamberleri bu anlamda kendimize örnek almamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani zorluklar karşısında pes etmeyen, azmeden, çalışan, gayret eden ve Allah-u Teala'ya dayanan, sığınan kimseler olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın Semut kavmine nasihatleri şu konularda olmuştur. Putlara tapmanın yanlış ve anlamsız olduğunu ifade etmiştir. Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi gerektiğini anlatmıştır. Allah'ın kendilerine birçok nimet verdiğini, sahip oldukları nimetlere nankörlük etmemelerini, şükretmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Hazreti Salih kavmine yaptıkları hatadan dönmelerini, Allah'a tevbe etmelerini, ondan bağışlanma dilemelerini ve Yüce Allah'ın tevbeleri kabul eden olduğunu belirtmiştir. Allah'a itaat etmeleri gerektiğini kavmine söylemiştir. Semut kavmi ise kendilerine gönderilen peygamberin davetini inkar ederek onu yalancılıkla ve büyücülükle suçlamışlardır. Hazreti Salih'in davetini kabul etmeyip inkar etmiş, ondan peygamberliğini doğrulayacak bir mucize istemişlerdir. Evet, peygamberliğini kabul etmiyorlar
ve bir de peygamberliğini doğrulayacak bir mucize istiyorlar. Yani ya Salih, sen de bizim gibi bir insansın. Madem peygamber olduğunu söylüyorsun, o zaman bize bir mucize göster. O zaman sana ancak inanabiliriz diye ifade ediyorlar Semud kavmi. Tabii peygamber burada Allahü Teala'dan yardım istiyor ve kavminin kendisine inanması, doğru yolu bulması adına Allahü Teala'dan yardım istiyor ve Allah'ın yardımıyla da kayaların arasından bir deve çıkageliyor. Halk tabii bunu görünce şaşkınlık içerisinde kalıyor ve Salih Aleyhisselam kavmini de uyarıyor. Çünkü susuzluk çeken, su sıkıntısı çeken bir topluluk olduğu için diyor ki bu yörenin suyunu bir gün deve içecek, diğer gün ise sizler kullanacaksınız. Deveye aman ha sakın zarar vermeyin diye Salih Peygamber halkını uyarıyor. Bakın ayet-i kerimede de Hud suresi 64. ayette ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın bir devesi, bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Evet, kötülük dokundurdukları takdirde de bir azapla karşı karşıya gelecekleri konusunda onları uyarıyor. Evet, sütü bol olan bir deve, çok bereketli bir deve. Ancak halk bundan rahatsız olmaya başlıyor. Devenin işte suyu içiyor olması, etrafta yayılıyor olması inanmayan insanları bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Her ne kadar Salih Aleyhisselam çözümler ortaya koysa da bir grup halkı maalesef kışkırtıyor. Peygamberin uyarılarını dikkate almayıp büyük bir kibir ve gurura kapılıp mucize gönderilen deveyi kesiyorlar. Kestikten sonra tabii Salih Aleyhisselam bunu duyunca oldukça üzülüyor. Onlara 3 gün içerisinde ilahi bir azapla karşı karşıya kalacaklarını bildiriyor. Tabii Semud kavmi peygamberi ve ailesini öldürmeyi de planlıyor. Peygamber Allah'ın yardımıyla ve beraberinde inananlarla şehirden ayrılıyor. Şehirden onlar ayrılınca kısa bir sürede o azgın topluluk Allahü Teala korkunç bir sesle, bir gürültüyle o topluluğu helak ediyor. Bu azgın kavimden geriye kalan ise harabe bir şehir, çökmüş evler, alınacak ders ve ibretler kalıyor. Evet, notumuz var burada. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu gibi kıssalar sonra yaşayan insanların bu olaylardan ibret almaları açısından son derece önemlidir. Evet, önemli bir notumuz. Yani sonra gelen, bu milletlerden sonra gelen insanların ibret almaları açısından sonraki nesillerin bilmeleri ve dersler çıkartıp aynı hatalara düşmemeleri adına önemlidir diyebiliriz bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın hayatından çıkaracağımız dersleri şöyle kısaca hızlı bir şekilde vermiş olalım. İlk olarak Allah'a vermiş olduğu nimetler karşısında şükredici olmalı kul, kibre ve gurura kapılmamalı, büyüklenmemeli. İkinci olarak Allah'a şirk koşmak ve ona itaat etmemenin cezasız kalmadığını öğreniyoruz bu kıssadan. Üçüncü olarak şartlar ne olursa olsun verilen sözde durmamız gerektiğinin önemi üzerinde durulmakta. Dördüncü olarak mucizelerin ancak Allah'ın izniyle gerçekleşebildiğini görüyoruz. Sonuncu olarak da zorluklar karşısında pes etmeyip Allah'tan yardım istememiz gerektiğini öğreniyoruz bu kıssadan.